Azıcık aşım, kaygısız başım tariflerine tekrar hoş geldiniz. Bugün patatesli, pamuk bir çörek tarifi paylaşmak istiyorum. Hafta sonu kahvaltıları için çok lezzetli bir tarif. Malzeme listemiz her zamanki gibi videonun açıklama bölümünde mevcut. Başlayalım hemen. Yoğurma kabımıza yarım paket yaş maya alıyoruz ve elimizle ufalıyoruz. Üzerine bir tepeleme yemek kaşığı şeker ekliyoruz. İki tepeleme yemek kaşığı da un ekledikten sonra 150 mililitrelik ılık sütü ilave ediyoruz. Her zamanki su bardağından bir parmak eksik olarak düşünebilirsiniz. Güzelce tahta kaşıkla karıştırıyoruz. Metal kullanmıyoruz. Ve bir 15 dakika ön mayalama yapıyoruz. Bekletiyoruz. 15 dakika sonra yarım su bardağı sıvı yağ ekliyoruz. Bir su bardağı da yoğurt ilave edip karıştırıyoruz. Toplamda 3 kupa un kullandım. Yani 500 grama denk geliyor. 1 kupa un ekledikten sonra 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyoruz. Ve artık hamurumuzu yoğurmaya başlayabiliriz. Kendimizi fazla yormadan 2-3 dakika hamurumuzu şöyle toparlıyoruz. Ele yapışan, özellikle altını çiziyorum, çok yumuşak bir hamurumuz oluyor. Üzerini streçle ya da poşetle kapatıp bir de mutfak örtüsü serip şöyle 45 dakika dinlendiriyoruz. Patateslerimizi 2 adet küçük boy patatesi gelişigüzel ince ince dilimliyoruz. Tam patateslerin hizasına gelecek kadar da su ekleyip ocağımızı alıp güzelce yumuşamalarını bekliyoruz. İyice yumuşayıp püre kıvamına geldiğinde de artık kabımızı alıyoruz. Haşlanmış patatesiniz varsa onu kullanabilirsiniz tabii. Hızlı olsun diye ben bu şekilde haşladım. Patateslerimin üzerine bir çay kaşığı da toz kırmızı biber ekliyorum. Soğan da ekleyeceğiz ancak soğanı böyle küçük boy bir soğanı tereyağında biraz kavurduktan sonra ilave ediyoruz daha lezzetli olsun diye. Bir yemek kaşığı tereyağıyla sararttığımız soğanlarımızı da ekledikten sonra harcımızı iyice soğutuyoruz. Harcı hamuru yoğurmadan önce yaparsanız daha iyi olacaktır. Bu arada artık hamurumuz mayalandı. Her zamanki gibi öncelikle havasını alıyoruz. Şöyle elimizle bir şekillendiriyoruz, yuvarlıyoruz ve 8 eşit parçaya bölüyoruz. Her parçayı da bezelere dönüştürüyoruz. Bu arada hamuru akşamdan yoğurup buzdolabına bırakıp yavaş yavaş mayalanmasını sağlayıp sabah da hazırlayabilirsiniz. Bezelerimizi de unladıktan sonra pasta tabağından biraz büyükçe olacak şekilde açıyoruz. Yuvarlak açmanıza gerek yok. Gelişigüzel açabilirsiniz. Çünkü tekrar bunları rulo haline getireceğiz. Açtığımız bezelerimizi videoda gördüğünüz gibi sıralıyoruz. İyice soğumuş olan özellikle püre kıvamına getirdik. Patateslerimizi bezelerimizin yarısına gelecek şekilde sürüyoruz. Bu tarifin orijinalinde sadece sıvı yağ yerine tereyağı kullanıyoruz ve içi boş olarak hazırlıyoruz. Öyle de çok lezzetli oluyor. Deneyebilirsiniz. Kenarından başlayarak sarıyoruz. Sardığımız her bölümde tırnaklarımızla kapatıyoruz. Rulomuzu her sardığımızda parmak uçlarımızla muhakkak kapatalım. Ne kadar ince sararsanız o kadar katmanlı olacaktır. Rulomuz hazır bir hale geldikten sonra iç içe çevirip yuvarlıyoruz. Bu işlemi kesinlikle tepside yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü bazen video çekerken dalgınlıkla tepsi almayı unutabiliyoruz.
Bu sefer tepsiye geçirmek zor oluyor hakikaten ve şekli bozuluyor. Rulonun bir ucunu tepsiye koyarak yavaş yavaş şekillendirebilirsiniz. Çok daha kolay olacaktır. Üzerine yumurta sarısı ya da bir tam yumurta da sürebilirsiniz. Ben öyle yaptım. Sürüp bolca da susam serpiştirdikten sonra tepsi mayası için bir 30 dakika daha dinlendiriyoruz. Bakın neredeyse iki katına ulaştı. 180 derecede önceden ısıttığımız fırınımızda tam 25 dakika pişiriyoruz. Çöreğim o kadar güzel kabardı ki bir an için tepsiye sığmayacak zannettim. Artık kahvaltı soframıza yavaşça gidebilir. Ancak bundan önce biraz daha yumuşaması için üzerine temiz bir mutfak örtüsü sereceğiz ve 5 dakika daha dinlendireceğiz. Dokusu yumuşacık, içi katman katman olan bu çöreği daha önce denemediyseniz muhakkak deneyin derim. Akşamdan hazırlayıp üzerini streçle kapatıp sabah da pişirebilirsiniz. Tarifim bu şekilde. Beğendiyseniz lütfen beğeni bırakmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı esirgemeyin. Tekrar yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.